Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Bismillah dedim, yataktan çıktım. Hemen yatak odasını toplayarak güne başlıyorum. Çok güzel, çok mutlu bir gün olsun inşallah. Günlerdir süren misafir yorgunluğunun ardından o kadar güzel dinlenmişim ki gerçekten uyku insanı kendine getiriyor arkadaşlar. Bu bir gerçek ve ben uykusuz yaşayamıyorum. Yatak odasından sonra sırayla odaları toparlayayım dedim. Cansucuğumun odasına gittim. Yavrum gitmeden odasını toplamış. Caner Kuş'un odasını topladım. Ben nereye gitsem Üzüm tabii ki yanımda. Minnoşum benim ya. Sonrasında mutfağa girdim. Temiz bulaşıklarımı hemen yerine yerleştireyim istedim. Çünkü bulaşık makinesi temiz olduğunda biliyorsunuz mutfakta hiç iş olmuyor gibi. Kirli bulaşığı da hemen yerine yerleştirince tezgah hep derli toplu kalıyor ve bu benim en çok sevdiğim şeylerden biri. Tezgah o kadar çabuk dağılıyor ki arkadaşlar, nasıl bu kadar hızlı dağılıyor bilmiyorum. Yani evin en dağınık yeri mutfak diyebilirim. Çünkü sürekli bir şeyler yapıyorsun orada, sürekli pişiriyorsun, taşırıyorsun. Ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsun ve bu esnada tabii ki bir sürü şey çıkıyor, kirleniyor. Dağıtıyoruz, kirletiyoruz, yıkıyoruz, yerine yerleştiriyoruz. Sonra yine aynı şeyi yapıyoruz. Kısır bir döngünün içindeyiz arkadaşlar. Her günümüz aynı geçiyor gibi. Lokum, kızım, ne oldu burada? Burada ne oldu ben mutfaktayken? Söyle bakayım. Ha? Bu ne? Ne bu minnoşum? Ne yaptın benim şablonuma? Allah'ım iyi ki desene gelmemiş arkadaşlar. Lokum beni çok şaşırttın şu an. Çok kızdım sana. Neden böyle yaptın anne? He? Kağıt mı seviyorsun sen? Kağıt mı? Söyle bakayım anneye. Korkuttun beni minnoş, korkuttun. İğne yuttun sandım. Ya böyle işte evcil hayvanlar olunca arkadaşlar dikkat etmek gerekiyor. El işi ortada bırakıp da ben bir iş yapamıyorum yani. İğneyi de buraya koymuştum. Alayım bari. Ah çocuğuma. Çocuktan farkı yok bunların arkadaşlar. Arkadaşlar saati bir hayli ilerlettik. Akşam ettik valla. Gün arası oturdum. Kaneviçe yaptım. Ondan sonra çocuklar okuldan geldi. Aliş işten geldi. Benim kafa gidiyordu. Gittim. Uyudum arkadaşlar. Cansucuğum da Caner'cim kırtasiyeye gitmişlerdi, o arada uyudum. Sonrasında uyandım ki tezgaha tabakları dizmişler. Bir şeyler yemişler, karınlarını doyurmaya çalışmışlar. Halbuki evimde yemek var arkadaşlar. Bakın şöyle fasulyem var, taze fasulyem. Sonrasında dün akşam yaptığım. Sonrasında burada bulgur pilavım var, şehriyeli bulgur pilavım. Şimdi de Caner'cim erişte istediği için erişte yapıyorum. Yoğurtlayacağım şöyle bir güzel. Yemişler, tahin yemişler, muz yemişler. Muzun üzerine tahin dökmüşler. Böyle enerji bombası yapmışlar kendilerine. Ben de güzel bir enerjiyle uyandım. Yani uykumu alınca değmeyin keyfime. Bilmiyorum artık bu saatten sonra nasıl bir video olacak bu ama.
uyumasam da olmayacaktı arkadaşlar. İşte saat şu an 8. Çocuklarımı falan bir doyuracağım. Yememişler evdeki hazır yemekleri. Salonu süpürtüyorum. Cansucuğum süpür kızım dedim şeyi, robotu çalıştırdı. Telefonumu da bir ayarlatacağım. Ayarlamasını yaptıracağım Cansucuğuma. Benim telefonumdaki ayarları bozulmuş. Wi-Fi'den dolayı. Tekrardan bir ayarlasın bakalım. Ay ben tekrardan kalktım işte arkadaşlar. Alişim de gelirken makinamızın yumuşatıcısı bitmişti. Tuzu bit ama yumuşatıcı olur mu ya? Tuzu ve parlatıcısı bitmişti. Evde parlatıcım vardı aslında ama tuz yoktu. Parlatıcı koydum. Bir de ben şöyle pırasa diplemden hala var. Ondan şöyle güzel bir çay demledim kendime sabah. Tarhana çorbam var burada da ne diye merak ederseniz. Burada da tarhana çorbam var. Yemeklerim var mı buzdolabında? Bahsediyordum ya böyle kalan yemeklerim var diye. Pırasa diplemden aldım tabağı arkadaşlar. Sonra tahinli kek. Onun da sonunu aldım sayılır. İki dilim vardı çocuklar yemiş. İki dilim de tahinli kek aldım. Çayımı da aldım elime. Oturdum bir güzel. Arkadaşımla sohbet ettim ve karnımı doyurdum. Arkadaşlar sonrasında tekrar kanepçe yaptım. Bugün mutlu geçti benim için. Uykumu da aldım şimdi. Bütün yemekleri ocağa koydum arkadaşlar. Cızır cızır şu an ısınıyorlar. Makarnam haşlandı. Ama makarnayı pek sevmedim. Yani nimet. Ama marka olarak çok beni açmadı açıkçası. Şokun eriştesi. Bütün tencerenin dibine yapıştı, hamurlaştı, suyu bembeyaz oldu. O yüzden Bim'in eriştesini alıyordum, ondan memnundum. Şimdi şu şal desenli meşhur tabağıma getirdim arkadaşlar. Aldım, şöyle birazcık yayacağım, balkona atacağım soğuması için. Üstünün yoğurdunu yapacağım hemen. Toz biberini falan yakacağım. Baksanıza hamur hamur oldu. Gerçi yağda koymadım haşlarken ama yağ koysam da çok bir şey değişmezdi diye düşünüyorum. Şimdi balkona atayım. Sarımsaklı yoğurdunu yapayım. O sırada birazcık soğusun. Yoksa yoğurdu hemen ekşitir yani bu sıcaklıkta yoğurt dökersem. Makarnamızın son dokunuşunu yapalım. Of, şu ses. Mükemmel. Canercim dayanamıyor şu an teyzeleri. Yağı da o yaktı. Hatta bayağı bir yakmış. Kırmızı biberimizi. Olsun bakalım. Hemen sofraya alıyorum arkadaşlar. Kim neyi yemek istiyorsa onu yesin. Ben yemeyeceğim. Hadi bakalım Allah bereket versin. Şunu bile yesek yeter. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Nasip eylesin. Diğer yemeklerimi de ısıttım. Dediğim gibi kim ne istiyorsa ondan servis edeceğim. Kızlar, kızlar. Günü sabah ettik. Sabahleyin karşınıza geldim. Videonun devamını sabahtan çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Dün akşam ne oldu? Ben makarnadan yemeyeceğim dedim ama oturdum sofraya oğluşumla, eşimle, kızımla. Yok, Cansucuğum uyuyordu. Uyuyordu, ona çağırdım kaç kere, kızım gel, yemek hazır, hadi gel, hadi gel diye. O kadar söyledim, anne çok yorgunum, yemeyeceğim dedi. Sonra kalkınca makarna mı yaptın sen dedi, böyle hiç farkında bile değil yorgunluktan. Uykusunun arasında ne konuştuğunun farkında bile değil. O uyuyordu. Ben de işte Ali ile beraber, Caner'cimle beraber oturduk. Masada bir güzel sohbet ettik. Okuldan, şuradan, buradan yemeyeceğim dedim. Ben de yedim. Beraber dediğim gibi böyle o masa sohbetlerini çok seviyorum ben arkadaşlar. Daha böyle daha çok paylaşımda bulunabiliyorsun gibi falan oluyor. Bayağı bir sohbet ettik oğluşumla. Aliş'le beraber işte. Ali salona geçti. Biz Caner'le mutfakta devam ettik.
Hem yedik hem sohbet ettik. O kadar özlemişim ki çocuğumla sohbet etmeyi, bu denli sohbet etmeyi. Bazen düşünüyorum işte hani gerekli zamanı ayıramıyor muyum diye, hani daha öncesinde de bahsetmiştim ya, hep bir koşturmaca, hep bir telaş. Bayağı bir sohbet ettik, acısını çıkardık yani sohbet etmediğimiz günlerin. Ondan sonra ne yaptım ben? Hiçbir şey yapmadım. Dün tamamen böyle tatilde gibiydim, izinde gibiydim. Kendime izin vermiş gibiydim. Hatta Caner'le sohbetimiz bittikten sonra Ali bana sürekli diyor, buzdolabını temizle, içine bir el at, içine bir el at. Hani benim de aklımda ama misafir telaşından, yorgunluğundan yapamamıştım. Yani göze alamadım. Çünkü bir başladığın zaman temizliği arkadaşlar, hani toplayana kadar hepten dağılıyor. O da beni çok darlıyor. Vestiyerimi de düzenlemek istiyorum. Orası da dağıldı bayağı. Salonda otururken dedim ki vestiyerimi düzenlesem, buzdolabını mı temizlesem acaba Ali dedim. Dinlen bugün, yat uyu dedi. Dinlen bugün dedi, yarın yaparsın dedi. Ben de bugün inşallah elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Akşamdan dediğim gibi valla videoyu da bitiş yapamadım. Öyle bir dinlendim, kendime gelmişim gerçekten. Şimdi Cansucuğum aradı, anne dedi ben geliyorum. Ne yapıyorsun dedi. Bir şey yapmıyorum yavrum, yeni kalktım dedim işte. O da geliyorum ben dedi, hani okul bitti bugün, erken bitti dedi. Onu bekliyorum, çay suyunu ocağa koydum arkadaşlar. Bitişimi de yapayım dedim, videomu tamamlayayım dedim. Yeni videoya başlayacağım. Uzun zamandır yapmadığım bir şey istedi Cansucuğum benden. Ben böyle pırasayı çok güzel bir şekilde lezzetli bir hale çeviriyorum. Gerçi hani benim yeteneğimmiş gibi oldu ama. Böyle kahvaltıya pırasayı doğruyorum, yumurta kırıyorum, ekmek doğruyorum içine. Şöyle güzelce mıncıklıyorum, yoğuruyorum, tavada pişiriyorum. Birazdan onu yapacağım. Bir sonraki videomda onu göreceksiniz. Çocuğum geliyormuş. Ben hemen kahvaltı hazırlığına başlayayım. Hepinizi öpüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Bu videomda böyle oldu. Kısacık bir video ama kendime izin verdiğim, dinlendiğim, kafamı, bedenimi toparladığım bir gün oldu benim için. O yüzden kısa bir videoyla böyle size karşınıza gelmek istedim yine de. Yani gelmeden olmuyor arkadaşlar. Özlüyorum. Videom yarım kaldığında da içime sinmiyor. O yüzden böyle çektim, tamamladım videomu. Öpüyorum hepinizi. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Siz de kendinize izinler verin. Gerçekten izinler verin. Yapmak istediklerinizi yapın, zaman ayırın. Motivasyonunuzu yükseltin. Bazen zaman zaman her şeyi bir kenara bırakın ve bedeninizi, ruhunuzu dinleyin arkadaşlar. Ben hani çoğu zaman bunu yapmaya çalışıyorum ama bir koşturmacanın içinde çok da zaman ayıramadım gibi oldu. Bundan sonra biraz daha dikkat etmeye çalışacağım. Öpüyorum hepinizi. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek? Yani yeni videoyu başlatacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eğer hani böyle söylemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda lütfen yorum yapın arkadaşlar. Bekliyorum yorumlarınızı. İnanın o yorumlardaki alışveriş, o duyguyu, ben sizden bana geçen duyguyu anlatamam. Yani gerçekten sizden o kadar güzel duygular alıyorum ki. Hani sizi yanımda hissediyorum. Gerçekten arkadaşım gibi hissediyorum. Arkadaş oldunuz bana, yoldaş oldunuz. Hani iyi günde, kötü günde her şeyimizi paylaşıyoruz. Çok güzel bir ortam oldu. O yüzden burayı da, sizi de çok seviyorum. Elimden geldiğince de çekmeye çalışıyorum. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler, selamlar. Hoşça kalın.